Derken telefonlar aslında başlamıştı gelmeye. Hiç vakit kaybetmeden sorularımızı sormaya başlayacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Burcu. Evet. Önce bir EYT'lilerle başlayalım. Bakalım en çok merak edilen konu o. EYT'lilerin durumu ne olacak diyelim ama telefon numaramız hemen altta da yazıyor. 0212 963 97 10'dan bize ulaşıp Ali Tezel'e sorularınızı sorabilirsiniz. Bir daha tekrar edeyim. 0212 963 97 10 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz deyip hemen EYT'lilerde durum nedir diye Ali Tezel'e soruyorum. Şimdi Burçin, ben EYT'nin isim babasıyım. Evet. Bundan yaklaşık 12 yıl önce falan başladı. Örgütlendiler ve sonunda örgütlerinin ve çabalarının sonuçlarını aldılar. Birçok yerde miting yaptılar. Hiç bırakmadılar. Hiç peşini bırakmadılar. Hiç peşini bırakmadılar. Tabii özellikle Birleşik Metal İş'in de çok katkısı oldu. Her toplantıya tüm işleriyle geldiler. Adnan Bey'i burada anmak lazım. Evet. Şimdi ise EYT Kasım'da başladı çıkacak diye. Aralık dediler, Ocak dediler. Şimdi de Şubat'ta çıkacak, Mart'ta ilk maaş alınacak deniyor ama Şubat'ta yasalaşırsa, yani meclise gelip yasalaşırsa, yaklaşık 2 milyon kişi de Şubat'ta emeklilik dilekçesi verirse, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun altyapısı ve memur sayısı o 2 milyon kişinin emekli maaşını bağlamaya yetmez. Yani Mart'a yetişmez. Hepsi için söylüyorum. Nisan olan olur, Mayıs olan olur, Haziran olan olur. Çünkü aylık bağlamak farklı bir şey. Yasanın çıkması evet Şubat'ta olabilir. Mümkündür. Hatta Kasım'da bile olurdu, Aralık'ta bile olurdu. Tabii. Bu ay bile olurdu. Yeter ki el kaldır, indir o kadar. Evet, evet. Hayır. Ve yasada 3 cümlelik, çok üzerine çalışacak bir şey de yok. Ama bunun önemli olan hayata geçirilmesi. Ha, kasadaki para. Tabii. Kasadaki para. Şimdi evet kasada para var diyor Maliye Bakanı, Hazine Bakanı Nebati. Çalışma Bakanı biz hazırız diyor teknik olarak. Mecliste şu an duruyor ama daha komisyonlara gelmedi. İşte Şubat'ta çıkaracağız diyorlar. Mart'ta da ilk maaş alınacak diyorlar. Ben sadece umarım ve inşallah diyorum. Yoksa o Nisan, Mayıs o doğru gider. Belki de uzar. Seçimden sonra yeni hükümete kalır maaşı demek. Ha. İnşallah öyle de olmaz. O kadar da uzayabilir yani. Uzayabilir çünkü yasa çıkacak ama aylıkları bağlamak öyle kolay bir şey değil. Yani bir memurun bir kişinin aylığını hesaplaması ve bağlaması yaklaşık bir ayını alır. Ha, kaç memurla yapacaksın? Türkiye'de toplam 23 bin SSK memuru var. Bunlardan sadece 1500-2000'i aylık bağlamayabilir. Diğerleri bilmez. Kimisi işveren alıyor, kimisi prim, kimisi icra, kimisi denetmen. Yani aylık bağlayacak sayı da 1500-2000 kişi bir şey. Öyle bir onların durum. Da 2 milyon tane dosyaya bir an önce sonlaşılması imkansız. Evet. Bir süreç alacak yani ama ben bunun Şubat'ta yasalaşsa bile Mart'ta tüm EYT'lilerin cebine para geleceğini düşünmüyorum. Biraz süreç alacak. Ha, biraz daha zaman evet, alacak. Evet, Mayıs'ta seçim olsa diyelim, Haziran'da kalabilir. Oo, bayağı fazla. Bak bunu hiç çok fazla çünkü yazan çizen oldu bugün. Evet. Seyircilerden hiç mesela bu kadarını uzak tahmini duymamıştım. Ben bekliyorum böyle bir şey. Çünkü evet. Kasım'dan beri diyorum. Tek etkisi var bir sebep bulup ötelemek. Mesela Çalışma Bakanlığı 3 cümleyi 3 ayda yazamadı mı? Evet, evet, evet. Orada belki başka bir hesaplar. Dediğin gibi kasadaki paralar. Kasa para, kasa değil ve mi? Para. Para evet. Biraz onlar. Hesap diyor. Bir de merak edilen bir şey var. Mesela herkes 5000 gün bekliyor. SSK'lılar için söylüyorum. 5000 günü dolduran yaşa bağlı olmadan emekli olacak. Onu da bilmiyoruz. Evet. Mesela tabloda 5000'den başlar, 5975 güne kadar gider. Ama reis dedi ki yaşı kaldırdım. Günü 5000'e düşürdüm demedi. Belki de öyle olacak, onu bilmiyoruz. 3600 gün meselesi. Mesela SSK'da 3600 gün dolduran kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olurdu 99'dan önce. Sonra bu yaş 58-60 uzadı. Kadınlar da 58, erkekler de 60 uzadı. Çıkacak olan EYT yasasında SSK'lar için 3600 günle kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olacak mı? Bağkurlar için 5400 günle kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olacaklar mı? Bilmiyoruz. Çünkü tasarıyla ilgili tek bilgi veren yok. Evet, evet. Ne zaman ki resmi gazete yayınlandı o zaman göreceğiz her şeyi. O yüzden EYT'de bilinmeyen çok şey var daha. Daha çok su götürür pilav yani. Aslında şu bile bilinmiyor. Kimler EYT'li? O bile bilinmiyor. Evet. Ben EYT'li miyim değil miyim? EYT diye yazdığın zaman Google'a ilk çıkan o ben EYT'li miyim diye. Evet. Kimler EYT'li mesela çok kısa özetleyecek olursak? 8 Eylül 1999 günü 4447 sayılı yasadan önce işe girmiş kişiler EYT'li. Hı hı. O tarihe kadar
farklı emeklilik şartları vardı. 8 Eylül 99'dan sonra farklı emeklilik şartları oldu. Sonra o yasayı Anayasa Mahkemesi iptal etti. 23 Mayıs 2002'de yeni bir yasa çıktı Anayasa Mahkemesi'nin iptalinden sonra. 4759 sayılı kanun. Ama bilinen şudur, 4447 sayılı yasanın, yani 8 Eylül 99 günü resmi gazete yayınlanan yasadan önce işe giren kadın erkek fark etmez. O da tarihte 8 Eylül 99 öncesi. 8 Eylül ve sonrası EYT'li değil. Ha onlar askerlik borçlanmasıyla veya yurt dışı borçlanmasıyla başlangıçlarını 8 Eylül 99 öncesini alabiliyorlarsa onlar da olur yasal olarak. Ama altını çiziyorum, bakan olmayacak dedi. Olmayacak deyince yine EYT yasasını bekleyeceğiz. Acaba o yasada askerlik borçlanmasıyla veya yurt dışı borçlanmasıyla başlangıç geriye gitmez yasak mı diyecekler? Evet. Onu da bilmiyoruz. O da henüz bilinmiyor. Çünkü yasada var. Yasa diyor ki askerliği borçlanan, yurt dışını borçlanan 8 Eylül 99'u gider diyor. Evet. Ama bakan gitmeyecek dedi. Gitmeyecek dediyse ayrı bir buna tersine muhalefetten bir yasa çıkması lazım. Gitmez diye. Çok fazla mağdur var. Çok fazla şikayet evet. eden var. Yani yüzlerce, binlerce bu konuda mesaj geliyor ki biz bu konunun uzmanı olmamamıza rağmen gerçekten hele kim bilir sana ne kadar çok değil mi? Evet. Bu konuda şikayet. Çoğu zaman telefonlarını kapatıyorum Bursun. Mecburen. Gece 3'te, 4'te telefon eden var. Of, çok çok zor, gerçekten çok zor. Peki çırak ve stajyerler çok fazla mesaj gönderiyorlar. Bir kere sorun nedir? Önce onu bana çok fazla geldi bu konuda. Çırak ve stajyerlerle ilgili sorunları nedir ve çözümü nedir? Şimdi Burçin, ikimiz de lise okuduk, ortaokul okuduk. Elbette. Şimdi çırak ve stajyerler, çıraklar sanayi sitelerinde bulunan mesleki eğitim merkezlerine giderler. Hı hı. Stajyerler de meslek lisesinde okurlar. Kız meslek lisesi, erkek meslek lisesi, endüstri meslek lisesi gibi evet. veya Anadolu meslek lisesi evet. gibi okurlar. Evet. Ve son iki yılında da işletmelere staja giderler. Yani iş başını öğrenmeye çalışırlar. Evet. Onlara da şimdiki kanuna göre okulları veya çıraklık eğitim merkezleri sosyal güvenlik kurumuna bildirir işe başladı diye. Ve kendilerine bir sigorta numarası verilir. Halen de o kişiler o sigorta numarasını kullanırlar. Kadın erkek ayrımı yok. Evet, evet. Fakat o yıllarda prim ödenen primler emeklilik primi değil, kısa vadeli sigorta primi dediğimiz sağlık, iş kazası, meslek hastalığı ve analık primleri. Ama bu ayrımı o tarihlerde o çıraklar ve stajyer bilmiyordu. Sigorta numarası gelince, sigorta giriş kartı gelince evet benim emekliğim için hizmetlerim başladı diye düşündüler. Hı hı, hı. Ama sonra gördüler ki emeklilik için o başlangıç değil. Böyle olunca mağdur oldular. Mağdur oldular. Yoksa anneleri, babaları, kendileri, yakınları onları bir yerde işe sokar, sigortasını tabii. başlatırdı. Tabii. Zaten sigortaları var dediler. Şimdi çırak ve bunu daha önce 1987 yılında Turgut Özal Başbakan bir yasa çıkardı. Dedi ki çıraklar ve stajyerler çıraklık ve stajda geçen sürelerini tıpkı askerlik borçlanması gibi gelip borçlansınlar, başlangıçları o olsun dedi 87 yılında. 506 sayılı kanuna ek bir madde ekledi ve o tarihte 3308 sayılı çıraklık ve mesleki eğitim kanunu da çıkardı Özal. Yani topladı her şeyi, darmadağın mevzuatı. Şimdi çıraklar ve stajyerler diyor ki tıpkı 87'de çıkan şey gibi bu hükümette çırak ve stajyer süresinde ödenmeyen uzun vadeli sigorta primlerini, yani emeklilik primlerini şimdi bize çıkarsınlar bir yasa, borçlanalım ve başlangıcımız da çıraklık ve stajyerlik süremizin başlangıcı sayısın, emekliliğimizde öyle hesaplansın diyorlar. Haklılar mı? Bana göre haklılar. Hı hı. Bu yasanın çıkması lazım. İsteyen de gitsin parasını ödesin. Nasıl 87 yılında Turgut Özal bunu çıkarmış, şimdi de aynı şeyi çıkabilir. Acaba seçim öncesi yine böyle bir güzellik yapılabilir mi? Yapılabilir. Değil mi? EYT için de biliyorsun Mevcut Hikmet çok aleyhine sözler söyledi. Tabii. Türemişler dediler. Tabii canım. Bunlar yani nereden gitti? Çift seçimi dediler. Kaybetme pahasına bile olsa yapılmayacak dediler. Denildi. Sonunda çıkardılar. Yani bu da EYT'lilerin ısrarından ve haklarının peşinde koşmasından geliyor. Evet. Ve çıraklar ve stajyerlere sesleniyorum. Onlar da bu işin peşini bırakmasınlar. Ama bunu sadece sosyal medyayla sınır tutmasınlar. Geçen haftaydı Kadıköy'de bir eylem yaptılar. Daha doğrusu toplandılar. Bu toplantılarını sık sık tekrarlasınlar. Mesela Maltepe Meydanı'nı doldursunlar 5 milyon kişiyle. Yenikapı Meydanı'nı doldursunlar 10 milyon kişiyle. Ki o zaman gücünüzü... Biraz da bekleyeyim, ısrarlı olmak aslında evet. Özellikle sosyal medyanın gücü. Bizlerden de ricacı oluyorlar, tag açıyorlar ve bunlara destek vermemizi istiyorlar. Gerçekten önemli.
Bir tane soru gelmiş. Diyor ki 45 yaşta zorunlu emekli edilen uzman çavuş emeklileri seyyanen bir derece ve maaşların iyileştirilmesini bekliyor demiş. Tabii uzman çavuşlar bekliyorlar 45 yaş. Çünkü uzman çavuşlukta 45 yaştan sonra sözleşme imzalanmıyor. Emekliliği hak etmişlerse emekliliğe sevk ediliyor. Emekliliği hak etmemişlerse bazıları için söylüyorum. Diğer kamu kurumlarında memur olarak yatay geçiş yapabiliyorlar. Öyle devam ediyorlar emekli oluncaya kadar. Bazılarında sözleşme imzalandıktan sonra tekrar dönmüyorlar. Yine kendi isteklerine göre. Evet. Onlara da böyle bir hak verilebilir. Onlara da 3600 ek üstüne verilebilir. Astsubaylara, polislere verildiği gibi. Uzman erbaşlara da, uzman jandarmalara da 3600 ek gösterge birinci derece düşmek kaydıyla verilebilir. Evet. Tabii bu yine de hükümetin ve bütçenin takdirinde. Tabii her zaman olduğu gibi onların takdirinde. Peki zam gelmeden 2022'de askerlik, analık, doğum borçlanması yapanlar ödeme yapsın mı diye bir soru var. Şimdi yine siz epey haberler yaptınız Burçin. Evet. Her yıl Ocak ayında asgaride zam geldikçe askerlik borçlanması, yurt dışı borçlanması, doğum borçlanmasına zam gelir. Asgaride bu sene %54'e yakın zam geldi. Orada evet. O kadar zam geldi. Birçok kişi de zam gelmeden önce yani 31 Aralık 2022'den önce bu süreleri borçlanmak için başvurdular. Onların yazıları tek tek geliyor şimdi kendilerine. Gelin bu parayı ödeyin diye eski paradan yani ucuz paradan. Ben onlara tavsiye ediyorum parayı ödesinler. İşlerine yarıyorsa ne hala? İşlerine yaramıyorsa her zaman geri isteme hakkına sahipler. Öyle bir hakları var. Evet. Geri alma hakları var. Eğer ödemezlerse yeni rakamdan 2023'ün asgari ücretinden borçlanmak zorunda kalacaklar. Bu da %54 daha çok zamlı demek. Evet. O yüzden eski rakamdan başvurmuşlarsa ödemeleri yapsınlar. İşlerine yarıyorsa, kendilerini EYT'li hale getiriyorsa ne hala? EYT'li olacaklar. Evet. EYT çıkınca emekli olacaklar. Eğer yaramıyorsa da dilediğiniz zaman Sosyal Güvenlik Kurumu'na dilekçe verip ödediğiniz paranın tamamını geri alma hakkına sahipsiniz. Sahipsiniz. O yüzden bu hakkı kullansınlar, öldürmesinler yani. Evet. Peki Ali Hocam'a sorum şu demiş Mesut Eknik. Bağkurlara prim eşitlemesi gelir mi diyor? Yani onlar şöyle istiyorlar bu için. Biliyorsunuz SSK'lılar için 5000 gün diyorlar. Şimdi kamuoyu daha belli değil yasa da diyorlar. Bağkurlar 9000 gün. Neden Bağkurlar 9000 gün de SSK'lılar 5000 gün diyor? Ama bu Bağkur yasasının çıktığı tarihten beri böyle, şu da o da şundan, SSK'lar biliyorsun başkalarının iş ve iş yerlerine çalışıyorlar. Evet. İş arıyorlar, iş bulursa giriyorlar. Bağkurlar kendi dükkanları, kendi şirketleri. Yani iş arama. Öyle bir dertleri yok. İş bulmak, iş bulurken geçecek süre gibi bir dertleri yok. Tabii. O yüzden kanun koyucu bunu yaparken Bağkurlar için 9000 gün tıpkı memurlarda olduğu gibi. Memurlarda iş arama diye bir dert yok. Tabii. İşe girdi mi tabii. Emekli oluncaya kadar, devam ediyor. Çıkıncaya kadar devam ediyor. Bağkurlar da böyle şirket kuruyorsun, şirket kurduğun ana itibaren bağkurlusun. İş yer açıyorsun, vergi mükellef oluyorsun, mükellef olduğun anda bağkurlusunuz. Bir tarım arazisi işletmeye başlıyorsunuz, ziraat odasına kaydolduğun anda bağkurlusun. Böyle hı. devam ediyor. Ben bir iş arayayım, iş bulayım, birkaç ay işsiz gezeyim diye bir şeyler olmadığı için Bağkur SSK arasında bir prim eşitlemesi olacağını düşünmüyorum. Ha talep edebilirler o ayrı bir şey demokrasinin. Ama mantıki olarak çok da uygun görünmüyor değil. Gibi. Evet. Peki Orhan Akdeniz Bey'in sorusu Ali Bey'e sorum 98 Ağustos girişliyim. 4700 gün SSK 1100 günde Bağkur'um var. EYT'den emekli olur muyum demiş kendisi. Olur. Şimdi 1100 gün Bağkur dedi Burçin. Eğer 1260 gün asseydi Bağkur ve son 7 yılın çoğunluğunu Bağkur geçseydi bu tarihte olamaz diyecektim. O zaman 9000 gün lazımdı. Şimdi 4700 günü var. 1100'de Bağkur 5800 günü var. Yasa 5000 günde çıkarsa EYT hemen emekli. Eğer 5000 günde çıkmasa 98'in 8. ayı 5975 güne tabi. Yani 175 gün eksiği kalmış olur. Onu da askerlik borçlanması veya başka bir borçlamayla veya borçlanma olmayacaksa bile 6 ay çalışarak doldurup yine emekli olabilir. Peki ben de bir şey sormak tabii. istiyorum sana. Özelde çalışanlar için yarı zamanlı çalıştığı zaman tazminat emekli olduğu zaman tazminatını yarı zamanlı olarak mı alır yoksa tam günlü olarak alabiliyor mu? Tam günlü olarak alamaz. Şöyle düşünün Burçin. Ben ayda 5 gün çalışıyorum diyeyim. Tamam. 5 gün içinde 5000 lira alıyorum. Sallıyorum rakamı tamam. işte. Veya 10.000 alıyorum. Ayda kaç para alıyorsam o her yıl için. Hmm. Brüt tabi bunun. Neti değil brütü. Brütü tabii. Ama işte
Orada 5'e böleceğim, 30'a böleceğim bir şey yok. Ayda kaç para kazanıyorsun? Her yıl için o parayı alacaksın işte. Evet. Evet. Bir soru daha gelmiş Hüseyin Savar'dan. Engelli vergi indirimiyle yaşlılık aylığı alanlar EYT'den emekli olabilir mi diyor. Ama EYT'nin engelliyle alakası yok. Engelliler zaten 3600 günde emekli oluyorlar. Veya 3960 günde emekli oluyorlar. Yaş, işe girdiği tarihe göre değişmekle beraber. Zaten EYT'ye ihtiyaçları yok. Şimdi bile istese emekli olabilir. Vergi indirim belgesi aldıysa işe giriş tarihine göre 3600'den başlamak kaydıyla 3960, 4020 gün gibi günlerle 5000 günden daha az günlerle zaten emekli olma hakları var. Evet. EYT'ye ihtiyaçları yok. Dolayısıyla böyle bir ihtiyaçları yok. Yok, evet. Anladım, peki. Murtaza Bey sormuş, 99 sonrası sigortalı olanlar 17 ila 20 yıl fazla çalışacak. Bu konu hakkında Ali Tezel Bey'in çözüm önerisi nedir diyor. Şimdi bu konuda ben ortada kalıyorum, şöyle ortada kalıyorum. EYT için ne demiştik? Dere geçerken kural değiştirilir mi demiştik. Yani işe girdiğim tarihte kadınlar için 20 yıl, erkekler 25 yıl ve 5000 gün vardı. Sonra 99'da bu kuralı değiştirdiler, 60'a gittiler demiştik. O yüzden olmaz demiştik. Ama şimdi bunlar da arkadaşlar diyor ki biz 8 Eylül 99'dan sonra girdik. Kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olacak. O tarihte öyleydi kanun. Evet. Ama şimdi EYT'yi çıkardınız. Benden bir gün önce giren benden 17 yıl önce emekli oluyor. Bu eşitsizlik değil mi? Tabii nereden baktığına bağlı işte, bu. Ama tabii bir de bunun sonu var mı ama? Yok. Yani bir de bunun sonu yok. Tamam, doğru, onlar da haklı. Gerçekten 17 sene de ama insan düşündüğü zaman korkunç bir zaman dilimi. Evet. Peki, ama bak, unutma şunu da söyleyelim. EYT'liler de 99'dan beri 23 yıl beklediler. Doğru. 23 yıldır uğraşıyorlar, eylem doğru yapıyorlar. Arkadaşlar siz de biraz uğraşın, örgütlenin, eylemlerinizi yapın ve mantıklı bir temele oturtun. Tabii, hukuk kuralları içerisinde eylemlerinizi. Mantıklı bir temele oturtun. Sonra hep beraber destekleyelim. Sizinle beraber olalım. Ama şu dedikleri şu noktada doğru. 8 Eylül 99'dan önce giren yaş yok. 8 Eylül 99 ve sonrasında girenler için yaş var. Kadınlar 58, erkekler 60 yaş. Bir günden ne fark ediyor diyoruz. Tamam, haklısınız. Oradan bakarsan haklısınız. Ama EYT'liler gibi bakarsak dere geçerken at değiştirildi mi? Hayır. Kural değiştirilmedi. Zaten o tarihliyordu. Kadınlar 58, erkekler 65. Onun bir sonrası var ama. 1 Mayıs 2008 sonrası girenler 65 yaşında emekli olacak. Tabii ki. Peki. Türkiye'de emekli, daha doğrusu sigortalı olmuş, daha sonra yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'den emekli olabiliyorlar mı? Tabii. 3201 sayılı kanun var. Yurt dışı borçlama kanunu. Hı hı. Erkekler yurt dışında çalışma sürelerini ve aralarındaki işsizlik sürelerini, kadınlar evet, çalışma veya ev kadını olarak geçen sürelerin tamamını Türkiye'de SSK'ya değil, emekli sandığına değil, Bağkur'a borçlanabilirler. 2010 yılına kadar SSK'ya ve emekli sandığına da borçlanabiliyorlardı. Daha evet, az para verip evet, daha yüksek emekli maaş alıyorlardı. Ama hükümet bunların SSK'ya ve Bağkur'a borçlanmasını yasakladı. Sadece Bağkur olacak dedi. Emekli sandığı ve SSK'yı yasakladı. Evet. Şimdi Bağkur'a borçlanarak Bağkur'dan emekli olma hakları var. Biraz fazla para verecekler. Mesela askerlik borçlanması gibi onlar da %32 ödüyordu. Hı hı. Onları %45'e çıkardılar. Çok para alıyorlar ama az emekli maaş veriyorlar. Evet, şimdi hemen hiç vakit kaybetmeyelim. Ankara'dan Haydar Bey. İyi akşamlar efendim, iyi geceler Haydar Bey. İyi akşamlar, çok teşekkür ederim. Ali Bey'e iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Haydar Bey. Buyurun, hemen alalım sorunuzu. Ben 11.1.1996 girişliyim. Tamam. Yaşım 22.06.1979. Tamam. EYT'li oldum. Yani 79 doğumlusun, 96'da işe girdin. Ona 17 yaşında falan. Aynen, aynen. 17,5 yaşı oluyor. Tamam. 7550 gün iş günüm var SSK. Çok güzel. SSK 7550 gün olması lazım. Tamam, çok güzel Haydar Bey. Maaşım da yani tabii şu an asgari ücretin biraz nasıl söyleyeyim size. Şu an 11 bine yakın maaş alıyorum. Brüt mü net mi? Bu net, elime geçeni ücret. O da 15 bin lira falandır brütü onun. Evet, evet Ali Bey. Neyi merak ediyorsun Haydar Bey sen? Ali Bey şunu merak ediyorum. Şimdi biz yani Ekim, Kasım, Aralık aylarında SGK'nın işte şu an emekli olursam ne kadar maaş alırım giriyorduk. Evet. Çok yani hızlı cevap verelim. Telefonlarımız kilitlenmiş vaziyette çünkü. Evet Haydar Bey.
Yani o zaman 8-9 bin arasında, yani 8 bin küsur bir maaşım çıkıyordu. Evet. Şu an o incelediğim maaş şu an değişti mi? 130 o konuyu ilk açtın. Bununla ilgili çok soru da geldi. Evet. SSK'nın emekli maaşı hesaplama modülü var bir tane. Teşekkür ederiz Haydar Bey. O modüle girince bir maaş hesaplıyor. %4'te ek ödeme veriyor. %4 ek ödemeyi de açayım. Eski adı vergi adresidir. Eskiden emekliler maaş aldıkları bankaya fişleri toplarıp zarf içinde verirlerdi. Sonra o kaldırıldı. Yerine %4 veriliyor artık. Daha az veriliyor ama fiş toplamaktan kurtuldunuz. Maaşa gelince o modülü 2022 yılında hesapladığında 8-9 bin lira çıkıyordu Haydar Bey ama 2022 yılının Ocak ve Temmuz zamları da içindeydi. Şimdi 2023 yılına girdik. Modülü 2-3 gün kapattılar, yeniden açtılar. 2022 yılının Ocak ve Temmuz aylarında toplamda %74 olan zamları kaldırdık. Çünkü 2023'e girdik artık. 2023'ün Ocak'taki %30 verildi. 2022'nin, yani bir önceki yılın Ocak ve Temmuz zammı toplamda %74'tü. %74 kalkıp yerine %30 gelince Ocak'ta tabii ki daha düşük bir maaş oldu. Ama bir hata yok. Tamamen yasal. Evet. Hemen Yavuz Bey'in sorusuna geçelim. Telefon var mı arkadaşlar? Şu anda sanırım hemen şunu sorabilirim. 1988 SSK 94 Bağkur başlangıcı var. Toplam 7905 gün var. 2016'dan sonra 647 gün SSK var. 540 askerlik borçlanmasına başvurdum. Son 1261 askerlik yatırsam 4A SSK sayılır mı yoksa Bağkur'dan mı olurum diyor. Son 7 yılın içinde askerlik borçlaması sayılmaz. Askerliği satın alanlar askerlik yaptıkları yılı satın alıyorlar. O yüzden son 7 yılın içinde, yani Bağkur'dan sonra SSK'da 1260 gün hesabında askerlik borçlanması dahil edilmez. Bu sebeple şu anda verdiği bilgiye göre Yavuz Bey Bağkur'dan emekli olacak ama askerlik borçlanması hariç prim ödeyerek Bağkur'dan sonra SSK'da 1260 günü, yani 42 ayı, yani 3,5 yıl doldurursa SSK'dan emekli olacak. Evet, hemen İzmir'den Hayrettin Bey iyi akşamlar diyelim. Buyurun Hayrettin Bey. İyi akşamlar efendim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Öncelikle kanalınıza saygılarım ve sevgilerim, hürmetlerimi başlıyorum. Sağ olun efendim, buyurun. İsmim Hayrettin Özler. Ben 2 sene önce emekli oldum. Hayırlı olsun Hayrettin Bey. Ama olamadım. Yani Bağkur'a borcum olduğu için, evet, bankalarda da kırmızı kalemli olduğumdan dolayı kredi alamadım. Yani emekli Bağkur kredi borcunuzu ödemediğiniz için emeklilik talebiniz reddedildi. Evet, kırmızı kalemli olduğum için banka kredi vermedi. Yani bu yasa içerisinde evet, bankalarda kredi çekme hakkı bizi tanınacak mı acaba? Şimdi EYT içinde yok ama biliyorsun şu anda kamuoyunda konuşulan bir şey var. Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırması geliyor diye. Her yapılandırma kanunu içinde, bundan önce de 2010'dan beri 7-8 tane geldi. Her birinin içinde Bağkur borçları için kamu bankalarından kredi alıp emekli maaşından kesme uygulaması geliyordu. Muhtemelen bu yasa da gelir Hayrettin Bey. Evet. Teşekkür. İyi günler. Bu konuyla ilgili tabii daha önceki yapılandırma da bu vardı hocam. Geçen dönemdeki yapılandırma bu hakkı tanımadılar bizi. Hayır. Genelde bak 1,5 yılda bir yapılandırma gelir. Şimdi diyorlar ki Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırması diyorlar. Öyleyse bunun içinde o da vardır. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen diğer telefonumuzu da alalım arkadaşlar. Alo. Evet, şu anda sanırım düştü telefon. Şunu hemen soralım. Yurt dışı borçlanması yapanlar yüksek prim borcu ödedikleri için emekli maaşları da yüksek olur mu diyor Serdar Bey. Hayır, olmaz. Hesaplama tarzını da değiştirdiler. Çok para alıp az emekli maaşı verme formülüne geçtiler. Yurt dışı gurbetçiler için. Ve gurbetçiler de özellikle söylüyorum. Seçim Mayıs'taydı değil mi? 14 Mayıs'taydı. Evet. Evet. Yani, Mayıs'ta veya Haziran'da bilmiyoruz işte. Önümüzde seçim var. Sizlerin de gurbetçi olarak oy kullanma hakkınız var. Hem büyükelçiklerde, konsolosluklar veya sınır kapılarında. Gurbetçiler için 3201 sayıldı ya, nasıl hem zamlı yaptılar hem Bağkur'a geçtiler. Bunu reddedin ve sizin ayağınıza gelen siyasetçilerden 3201 sayılı yasada yaptıkları bu gurbetçi aleyhine düzenlemeyi kaldırmaları talep edin. Öyle. Çok para veriyorsunuz ama az maaş alıyorsunuz. Hak ettiğinizden az. Daha önce çok para verseniz çok maaş, az para verseniz az maaş vardı. Peki, kademeli emeklilik sistemi hakkında Ali Bey ne düşünüyor diyorlar? Yine demin konuştuğu 8-9-90'dan sonra girenler için söylüyorlar yine. Hmm.
Yani olabilir ama arkadaşlar biraz örgütlenmeniz ve mantıklı ve hukuki bir altyapıya bunu oturtmanız lazım. Onunla ilgili siz bence bir dernek kurun. O dernek aracıyla çalışın. Ama unutmayın, derneği çalıştıran üyeleridir. Üyeleri olarak kurduğunuz derneğe parasal olarak destek olun, ayakta kalsın. Evet. Bu arada mantıksal olarak da önerilerinizi sunun ki onlar da hukuki ve mantıklı bir altyapıya otursunlar. Şimdi gerçekten telefon kilitlenmiş durumda. Çok kısa kısa cevap verelim. İzmir'den Ahmet Bey merhaba. İyi akşamlar, merhaba. Hemen sorunuzu alalım efendim, buyurun. Ahmet Bey buyurun. Ali Bey, eşim için arıyorum. 1995 evet. SSK girişli. Hangi ay? Kasım ayı. Tamam. 4430 günü var. Son Bağkur 1260 günden daha fazla. Oo, yandık. 4'te doğum borçlanması için yılbaşından önce başvuru yaptım. Durum nedir? Şimdi, bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi SSK girişli Bağkur için EYT başvurusu yapabilir miyiz ve bu başvurumuzda girişimiz şey mi kabul edecek? SSK mı, Bağkur girişimi baz alacak? SSK kabul edecek ama Bağkur başlangıcından SSK günü kadar geriye gideceğiz. Ama Bağkur'da kaç günü var? Efendim? Bağkur'da kaç günü var Ahmet Bey? Şu anda önümde değil ama SSK daha fazla. 2225 gün SSK'sı var. Kalan kısmı Bağkur. 4430 gün toplamı. Onu SSK'ya geçirmen lazım. Bir an önce SSK'lı bir işe girsin. Tamam. Peki. İlk başvurusunda SSK girişimi kabul edilecek, Bağkur girişimi baz alınacak. İlk neyse o. İlk neyse o diyor Ali Tezel. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey'e. Bir başka telefonumuz var mı? Evet. Sorular aslında çok fazla, sana da sanırım çok fazla geliyor. Evet. Hemen internetten sormaya devam edelim. Şöyle bir gözlüklerimi takıp, çünkü Twitter'dan çok fazla geliyor. Telefonlarda kilitlenmiş durumda, bu sefer de kilitten dolayı ulaşılamıyor. 8 Eylül 99'dan önceki sigortalılar için geçerli deniliyor. Bu durumda 9 Eylül 99'da sigortalı olanlar için büyük kayıp ve haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bir gün ile 17 yıl kaybı hiçbir adalete sığmaz diyor Murat Bey. Tamam, bu hukuki ve mantıki altyapıyı oturtun. Önce kendiniz inanın, sonra karşıdakine inandırın. Bu söylediğim evet. Bu. Hukuki ve mantıki bir altyapıyı oturtun. Oturtması gerekiyor. İstanbul'dan İhsan Bey'e hemen iyi akşamlar diyelim. İhsan Bey buyurun efendim. İyi akşamlar, kolay gelsin. Teşekkürler İhsan Bey, buyurun. Çok teşekkür ederim. Ali Bey, size de kolay gelsin. Sağ olun, buyurun İhsan Bey. Ali Bey, benim işin içinden çıkamıyorum. 94 Mart ayında esnaflık girişim var. Bağkur teşhir kaydım var. Prim var mı? Efendim? Prim ödedin mi? Yok, hiçbir şekilde prim ödenmedi. Sadece tescil var yani. Kerk görünüyor. 1975 doğumluyum. Hayır, sadece tescil kaydı var, hiç prim ödemesi yok. Evet, hiç prim ödemesi yok. 94-99 arası. Tamam. Ondan sonra 98-99 arasında askerliğimi yaptım. 99-2004 aracı da tekrar anasada esnaflık yaptım. Burada da herhangi bir prim ödemesi yok. 2005 yılında da uzun vadede sigortada işçi olarak çalışmaya başladım. Özel. Tamam. Şu anda 4000 gün yatırılmış sigorta primim var. 2005 itibariyle. Evet. Ben nasıl emekli olabilirim? Bağkur'u canlandırma ihtimali olur. Hiç Bağkur'a baktın mı? İhya yapma hakkın var mı diye. İhya bak, unutma. Eski adı İhya, yeni adı canlandırma. Ben biraz araştırma yaptım o konuda. Bu SSK'nın internet sitesine falan da girdim. Fakat hiçbir şekilde İhya ile ilgili bir bilgi vermiyor. Hayır, öyle değil. Bu bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine git. Bilgisayarı açtır, TC kimliğini ver. Onlar İhya yapma hakkın var mı yok mu orada söyleyecekler sana. Peki İhya hakkın olabilir mi, olamaz mı? Olur. Normalde olur. İhya yapma hakkın var bana göre. Ama sistemden görsünler. Onlar yok derse mahkemeye gitmen gerekecek. Ha. Peki bu İhya şeyde ben hem 94-99 arası İstanbul'da 94-98 arası İstanbul'da. Sadece İhya'da kısmı evet. İhya yok. Bana şu kadar yetiyor. Ben ödeyeceğim diyemezsin. Hepsini ödemek zorundasın. İhsan Bey çok teşekkür ediyoruz. Sanırım buyurun, var mı başka sorunuz? Peki, aldık. Kasım 99 memuriyete girişim var. 98'de 136 gün SSK günü mevcut. Kısaca EYT'li miyim diyor. Evet, EYT'li. Kasım 99'daki memuriyet başlangıcından
önceki 136 günlük SSK kadar geriye gideceğiz. Yani yaklaşık olarak 4 ay 15 gün kadar geriye gideceğiz. O da 8 Eylül 99 öncesine geliyor. Geliyor. Peki. Hülya Odabaşı sormuş. 3600 göstergesi olanlarda artış olacak mı? Olacak. Emekli ise yaklaşık 700 lira gibi. Emekli değilse 1200 lira gibi maaşlarına bir artış olacak 3600 ek göstergeyle. Evet. O da evet. Özel hizmet tazminatının artışından kaynaklanıyor. Çünkü insanlar özel hizmet tazminatını, memurlar daha doğrusu, ek göstergelerine göre alırlar. 3600 günde bir barajdır. Ondan aşarsa 3600 ve üstü olursa iyi bir ek gösterge alırlar. Özel hizmet tazminatı alırlar. Hem emekli maaşında hem normal maaşında. Normal maaşında. Efe Bey sormuş. En düşük maaş 3500'den 5500 oldu. Benim yaklaşık 7000 gün primim var. Maaşım 4300 TL'den %30 zamla 5590 TL oldu. En düşük maaş alanla aramda sadece 90 TL oldu. Bu adaletsizlik hakkında ne düşünüyor Ali Bey diyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Efe Bey ve diğerleri kendi zamanında haklarını gerek 4447'de gerek 5510'da haklarını savunsalardı şu anda en düşük maaş 5500 değil 11650 TL olacaktı. Böylece böyle yakınmalar da olmayacaktı. Efe Bey de 5500'den daha çok maaş alıyor ama taban aylığa çok yakın. Birisi 5000 gün asgari ödenmekte oldu. Efe Bey gibi olanlar yüksek ücretten daha çok prim ederler. Evet. Taban aylığa yakın alıyorlar. Evet. Evet, bir haksızlık var ama zamanında yasa çıkarken çok yazdım, çok bağırdım, çok söyledim. Kimse umursamadı. İşte zamanında tepki göstermek. Sonuçlarını böyle olacak haberiniz olsun dediğimizde bizi ilgilendirmez, çocuklarımızı ilgilendiriyor dediler. O da olsa yine bağırmamız lazım. Çocuklarımız sorunlarımız elbette, önemli daha da ama önemli. 2008'de özellikle taban aylık değiştirildi. 11.650 TL olacaktı. Şu anda 2008 reformu yapılmamış olsaydı en düşük emekli maaşı 11.650 TL olacaktı. Şu anda 5500. Evet. Şimdi Hüseyin Bey'i alıyoruz Burdur'dan. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Hemen sorunuzu alalım efendim. İyi yayınlar. Ben çiftçilikle uğraşıyorum. Kendi tarlan mı var Hüseyin? Buyur. Kendi tarlan mı var? Evet, kendi tarlam var. Tamam, peki. Biz 98 yılında tekerle sözleşmeli anton ekmiştik. Tamam. Orada bir balkur kesintimiz var. Tamam, çok güzel. Şu anda da 1,5 aylık bir balkur başlangıcımız var. Tarım balkur mu? Evet. Tamam, peki. Ne istiyorsun Hüseyin? Söyle, cevaplayayım. Bu aradaki kapatıp emekli olma hakkımız var mı? 98 yılında ürün satış belgen varsa 98 yılını kurtarırız. 98'den itibaren ziraat odasında kaydın varsa aradakinin tamamını kapatırız. Ziraat odasına 98 yılında başlangıcımız yok da işte 1,5 yıl önce 90 şey var. O zaman sadece ürün makbuzu olduğun yılları kurtarırız. Ha. Anladın mı şey? O yıllarda ürün belgesi varsa tabii. Evet, ürün makbuzu yoksa o yıllar yok. Peki, teşekkür ediyoruz. Merhaba, ben İzmir'den Tayfun Benli, 0209-92 doğumluyum. SSK girişim 01-12-99. SSK girişim hizmet süren neden halen 2 sene 6 ay diyor, onu anlamıyorum. Normal SSK 5 gün günüm var, 5000 günüm şimdi var diyor. Şimdi bu kişi 7 yaşında işe girmiş. Hımm. 92 doğumlu 99'da işe girmiş. Evet, öyle yazmış. İşte SSK'da hizmet süresi 82 doğumlu. 82 mi? Pardon. 82 0209 82 yok. 18 yaşından sonra sigortalık süresi başlıyor. Evet. Hizmet süresi öyle. 1-12-99'da emeklilik tarihi de 58 yaş 7000 gün. Peki. Murat Ayten, 1999 Haziran'da staj yaptığım yerde normal çalışmaya başladım. Fakat sigorta girişimi 6 ay sonra yaptılar. Ben bunu mahkeme yoluyla geriye çekebilir miyim? Bu çok fazla sorulan bir evet, soru aslında. Evet, evet. Şimdi normalde bu davanın süresi o iş yerinden ayrıldığın tarihi takip eden yılbaşına itibaren 5 yıl. 5 yıl içinde dava açma hakkına sahipsin. Davanın adı hizmet tespit davası. Ancak üzerinden 5 yıl geçmiş olsa bile İşe giriş bildirgesi varsa, bir gün bile o iş yerine prim ödenmişse zaman aşım yok, dava açabilirsin. O iş yerinin bağlı bulunduğu adliyedeki iş mahkemesinde hizmet tespit davası açman gerekiyor. Evet.
Emin Bey Edremit'ten. Emin Bey iyi geceler efendim. Hemen sorunuzu alalım. İyi geceler. Ben 2019 yılında emekli oldum. 2019 yılında? Evet, 2019 yılında emekli oldum ve yeni bir evlat edindim. Benim evlat edindim. Emekli maaşımı etkiler mi? Evlatlık mı? Anlamadım orasını. Efendim? Ne dediğin anlamadım ben Emin. Bir daha tane tane söyleyebilir evlat misiniz? Evlat mı dedin, evlatlık mı bir şey dedin? Ben 2019 yılında emekli oldum. Tamam. Ve bir evlat edindim. Tamam. Daha sonra. Tamam. Şimdi benim evlat edinmem emekli maaşımın bir etkisi olur mu? Olmaz. Sadece şey olacak. Evlat edinmeyi söyleyeyim. Senin maaşını alma hakkına sahip. Allah uzun ömür versin vefat edersen. Ama sen evladından maaş alamazsın. Evlat edindiğinden maaş alamazsın. Teşekkür evladınız ederim. Sizden alacak. İyi günler. Biz teşekkür ederiz. Sakine Hanım demiş ki ben soruyu aslında hiç anlayamadım. Buyur. Ocak 7'de emekli olunca daha çok emekli maaşı mı alınır? Ocak 15'ten daha fazla emekli maaşı mı alınır? Hayır, o kamu işleri, özel sektör işleriyle alakalı. Kamuda çalışanlar ayın 14'ünde kadar dilekçe verebilirler. Özel sektörde çalışanlar ise ayın 1 ile 31 arasında dilekçe verebilirler. Emekli maaşta takip eden yılın ay başı başlar. Ocak'ta vereninki Şubat'ta başlar, 1 Şubat'ta. Evet. Şubat'ta verenin 1 Mart'ta başlar. Mart'ta verenin 1 Nisan'da başlar. Kamuda ise 14 Ocak'ta verenin 15 Şubat'ta başlar. Başlar. Kamuda ay başı 15'tir çünkü. Anladım. Geçmişe dönük eksik gün borçlanması çıkabilir mi demiş Oğuz Aydın Bey. Ben bunu 40 yıldır duyuyorum, hiç çıkmadı. Öyle mi? Askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanması haricinde diyor. Tamam, borç geçti. Mesela şöyle olur Burçin bak. Genelde kadınlar tamam. Baba evindeyken çalışırlar. Tamam. 2 yıl, 3 yıl SSK olurlar. Sonra evlenince veya ilk çocuk doğunca işi bırakırlar. Böylece 18-20 yaşında 3 yıl sigortası var. Şimdi gelmiş 60 yaşında hiç sigorta, 3 yılda başka şey yok. Ben niye emekli olamıyorum? Ben niye olamıyorum? Arkadaşlarım oldu. Aradaki 20 yıl geçen süreyi borçlanmak istiyorum. Öyle bedavaya borçlanma hakkı yok şu anda kanuna göre. Analık için doğum borçlanması var. Erkekler için askerlik borçlanması var. Yurt dışında bulunanlar için yurt dışı borçlanması var. Doktorlar için doktora borçlanması, doçentlik borçlanması var ama öyle borç geçen yerleri gereksiz yere borçlanma diye bir kanun hiç çıkmadı. 40 yıldır da sorarlar, hiç çıktığını ben görmedim. Evet, demek ki görünürde öyle bir şey yok. Peki, Kaş'tan Mehmet Bey, Kars'tan. Kars'tan Mehmet Bey, iyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Hemen sorunuzu alalım. Merhaba, kolay gelsin, iyi akşamlar. Sağ ol Mehmet Bey, seni dinliyoruz. Ali Bey merhaba, ben malum emekliyim, kazadan dolayı 1800 günü doldurdum. Malum emekli bak Mehmet Bey, malumdan emekli misin, özürlü emeklisi misin? Malum ben emekliyim. Nereden? SSK Bağkur Emek Sandığı? SSK'dan emekliyim. Tamam. Yani ben vefat ettikten sonra eşim maaşımı alabilir mi? Alabilir. Eşler, bak kadın erkek fark etmez, eşler ölen eşinin maaşını her zaman alır. Hiçbir şartı da değil. Tek şartı var, evlenmemek. Evlenmeyen karı veya koca, vefat eden karı ve kocanın maaşını alma hakkına sahip. Mahallen olmuş, özürlü olmuş fark etmez. Anladım. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Burç Hanım 99 Haziran'da 21 günlük yaz stajı yapmıştım. Sigorta kartı verilmedi. Sadece sağlık sigortası yapılmıştı. Bununla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapabilir mi diyor Vedat Toprak. Aynı şey. Staj, bu, kart verilmesi bile SSK'ya gitse zaten kartını gösterirler ama numarası vardır. Ama staj süresi emeklilik için başlangıç sayılmıyor. Bunun için bir borçlanma yasasının çıkması gerekir. İzleyicimizde de böyle bir yasa çıkarsa o süreyi borçlanırsa emeklilik için başlangıç sayılacak 99 Haziran. Evet. Stajdan sonra ilk defa ne zaman sigorta olursa o başlangıç sayılacak. Evet, bak şimdi sen hep diyorsun ya organize olun diye. Emeklilikte Adalet Platformu yazmış. Burçin Hanım bugün tweet yağmuruna tuttuk sizi diyor. Platform olarak lütfen Ali Bey'e 2000 sonrasının durumu ne olacak? Bir öngörüsü var mı? Var ama ben şu anda hukuki ve mantıki bir temel görmüyorum. Eğer hukuki mantıki bir temel görürlerse ben yanlarındayım. Evet. İzmir'den Hasan Bey efendim hattımızda. Hasan Bey hoş geldiniz. Buyurun hemen sizden sorunuzu alalım. Hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Sağ ol Hasan, seni dinliyoruz. Ali Bey 02.01.1975 doğumluyum. Evet. 01.05.1997 SSK girişim var. Evet. 1442 günüm var. Kaç günün? 5442 gün. Evet. Askerlik borçlanması... Madem ben. Evet. Sigorta girişim askerde sonra. Askerlik borçlanması yapsam
maaşında ne kadar etki yapar? Attığın taş ürküttüğün kurbağaya değmez. Askerliği tavandan ödersen. Hangi yıl yaptın askerliği? 1995'te. Hiç tavandan gerek yok. En düşükten yapsan bile emekli maaşın 20 lira veya 25 lira artar. 20 lira veya 25 lira. Değmez artar. Yani. Aynen. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Beliz Arslan sormuş. Nisan 2023'te emekliliği hak ediyorum. EYT ile bir ay önceden emekliliğe başvursam şartlar aynı olur mu? Yoksa katsayı falan fark eder mi demiş. Ama o zaman bir kahve falı bakmak lazım bu için. Yasa nasıl çıkacak bilmiyorum. Yani EYT yasası nasıl çıkacak ben bilmiyorum. Çıktığında göreceğiz. O zaman da bu sorunun cevabını alacağız. Bir ay için değer mi değmez mi? Ama bence EYT'yi bekleme. Zamanı gelince emekli ol. Peki. Metin Bey soruyor. 99 Ekim'de memuriyete başladım. 96'da SSK girişim var. EYT'li sayılırsam ne zaman emekli olurum? EYT'li sayılır izleyicimiz. EYT yasası çıkınca emekli olur. Tabii diğer şartlar oluşuyorsa 99'da memur olmuş. 99, 2022, 24 yılı var. Bir 25 yıl doldurması lazım. Tamam peki. Konya'dan Mustafa Bey'i alalım hemen hattımızda. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Alo, iyi günler efendim. Buyurun. Buyur Mustafa kardeşim, seni dinliyoruz. Ali Bey'e sorum var. Oğlum ben... Dinliyoruz Mustafa Bey. Engelli, %91 engelli. %91 engelli, evet. Evet, engelli. Önce başlangıç SSK 7 yıl. Söyle. 9 yılda memur olarak çalıştı. Engelli kadrosundan emekli oldu. Memuriyetten? 3200, evet. Tamam. Memur olarak emekli oldu, evet. 3200 lira maaş bağlandı. Tamam. Bu yani bizi... Yani düşük devlet memuru emekli maaşı 6000 diye emekli ayarı oldu. Görme engelli oğlum. Ama böyle bağlamda şaştık. Ne yapabiliriz? O zaman en düşük maaş kaç verdi? Ne zaman emekli oldun sen? Yani 3000 işte Ekim ayında emekli oldu. Geçti. Bu Ekim ayında? Bu ay Ekim ayında. En düşük 3500 olmasa rağmen 3200 lira bağlandı. Olmaz mı? En düşük maaştan daha az maaş veremez emekli sandı. O şekilde iki beyefendi. Tamam, bankaya ne yattı? Bankaya yattı işte o 3200 lira. O zaman bir hata var. Sosyal Güvenlik Kurumu kamu görevlileri emeklilik dairesine bir dilekçe yaz veya sabah yarın sabah bir alo 170 ara. Ne kadar ivedilikle çözüm bulunuyor böyle şeylere yani alo 170 arası? Bir hata var. Şimdi engelli bir emekli yani olsa emekli sandığın en düşük maaşına azalamaz. Olması gerekmiyor mu? Efendim Mustafa? 6070 lira olması gerekmiyor mu? Evet. Demek ki başvurmanız gerekecek. 5510'dan acaba bize bir sıkıntı oradan kaynaklanan bir hayır, şey mi var? Hayır. Memuriyetten emekli olmadın mı? Memuriyetten emekli peki oldum. Ne zaman memur oldun ilk defa? 2013 yılında başladı memuriyete. Sen 5510'a tabisin. O evet, 6070 lira 5434 sayılı emekli sandığı kanuna tabi olanlar için geçerli. O zaman şu anda bizim en düşük ne kadar maaş alması gerekiyor? Şöyle, o ay ay değişiyor. Asgari ücretin %35'inden az olamaz diyor. Evet. Asgari ücretin %35'inden az olamaz. Evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Mahmut Bey'in sorusunu yönlendirelim. Babam için soruyorum diyor. SSK girişi 25 Ekim 99, prim gün sayısı 2600, yaş 57, diyabet hastası. İki sefer göz ameliyatı oldu. Malulen emekli olma şansı var mı? Var tabii ama önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuracak. Hastaneye sevk yazısı alacak. O sevk yazısıyla %60 ve üzerinde bir rapor gelirse babası malulen emekli sayılır ve malulen emekli olur. Yani önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na hastaneye sevk yazısı alacaksınız babanız için Mahmut Bey. Gittiğiniz hastanede de %60 rapor çıkarsa evet emekli babanız, mahalleden emekli olur. Aynı soru kanser hastaları için de var. Kanser %60 hastaları. Rapor lazım. Sadece kanser hastası şu var. Kanser teşhisi konulmuşsa mahalleden emekli diyorlar, sonra %60 arıyorlar. Evet, evet anladım. Kayseri'den Refik Bey telefon attığımızda. Refik Bey hoş geldiniz, sizi dinliyoruz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben eşim adını arıyorum. Eşim 1965 doğumlu. Evet. O birinci ay. Yalnız sigortalı sigortaya girişi 7 günlük sigortaya girişi var 96 5. ay tamam. 6'sı ve 12'si arasında ondan sonra Bağkur olarak isteğe bağlı olaraktan Refik isteğe bağlı Bağkur kaç yıl sürdü? Efendim? İsteğe bağlı Bağkur kaç gün var? Bağkur 5 yıl 2010 arasında. O Bağkur'a geçmiş artık evet. Tekrar sigortalıya çevirdim.
2010'la 2010'un birinci ayında tekrar sigortalı olaraktan devam etti 5 yıl. Tamam. Yani 3600'ü doldurdu. EYT'li şeyinde emekli olabilir mi? EYT yasasında 3600 gün 50 yaş çıkarsa emekli olur, evet. EYT'yi bekleyeceğiz ama yasayı. Çıkıyor mu, evet. 3600 çıkmıyor mu onu göreceğiz. Evet. Yalnız çok... 11. ayda doğum gününde emekli olabilir mi 3600'den? 11. ayda mı girdi işe? 11. ayın 15'inde doğum tarihi. Hayır. O zaman işe giriş tarihi ne zaman? İşe girişi 96 yani, Mayıs dedik. Girişi yani sigortalı olaraktan 96 Mayıs dediniz. Evet, 96 Mayıs'ta tamam, girdi. 99'dan önce olduğu için EYT'de işiniz. Ama EYT'de 3600 çıkacak mı onu bekleyeceğiz. Evet, siz de bekleyecek olan grubun içerisindesiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sezai Bey yazmış. Askeri personelin almış olduğu FHS yıpranma payı sigorta başlangıcını geriye çeker mi? Ben 2 günle yasadan faydalanamıyorum. Çünkü SGK 18 yaş altı primleri emeklilikten saymıyor diyor. 15 Haziran 2002 tarihi itibariyle varsa yıpranması evet geri çeker şu andaki yasaya göre. Ama demin de söyledik, bakan FHS'lerin askerlik borçlanmasının, doğum borçlanmasının başlangıcı 8 Eylül 99 öncesi götürmeyeceğini söyledi. O yüzden bunu da EYT kanunu bekliyoruz. Öyle bir madde koyacaklar mı, koymayacaklar mı? Koymazlarsa FHZ'ler de yani fiil hizmet zamları da 15 Haziran 2002 tarihinden önceki olanlar da evet başlangıcı geriye çekerler. Evet. Peki Derya Şar'da 9-11-99 giriş, 2008 doğum yaptım. Doğum borçlanması yapılırsa... 9-11-99 mu dedik? Evet. Tamam. 9-11-99 giriş. Evet. 2008'de doğum yaptım. Doğum borçlanması yapılırsa girişim erkene çekilir mi? Hayır. 99'da sana doğum yaptığı için geri çekmez. Eğer 99'da doğum ki o borçlanma hakkı yok o zaman da. Evet. Yani Derya Hanım için bu başlangıç geriye gitmez. Geriye gitmiyor maalesef diyelim. Peki Sema Hanım var telefon attığımızda Balıkesir'den. Sema Hanım buyurun efendim, hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar Sema Hanım, seni dinliyoruz. Ben 90 yılında Bağkurlu oldum. Evet. Ondan sonra bir yıl Bağkurlu ödedim. Tamam. Bağkur'dan 1050 günüm var. Tamam. Sonra sigortaya geçtim. Evet. Sigortadan da 1850 günüm falan var. Yani 2000 küsur ediyor. Fakat ben doğumlarımı sigortadan önce yapmıştım. Bağkur'dan sonra ama. Ama sonra yaptım. Bir dakika önce dur Sema. Şey olamıyorum yani. Doğumları Bağkur'dan sonra SSK'dan önce mi yaptın? Doğumları Bağkur'dan önce evet, mi yaptın? Evet evet, SSK'dan önce yaptım. Onun için borçlanamıyorum. Nasıl? Hayır. Bak, dur şimdi bak soruyorum. Bağkurlu olduktan sonra mı doğum yaptın? Hayır. Bağkur önce şey, sonra yaptım. Ama önce yaptım hepsini. Olmaz. Doğum borçlanamazsın. Yani 72 yaşındayım, mahalle olayım diyorum, olamıyorum. Mahalle olayım, %60 lazım. 3600 günü tamamlamaya çalışıyorum. Nasıl Hayır. olacak bilmiyorum. Şimdi şöyle, zaten 1050 gün Bağkur'da vardı, 1850 günde, 850 günde şeyde vardı, 1910 gün yapıyor. Mahalle demek için %60 alırsanız oluyor. Oluyor ama bir türlü rapor alamıyorum. Her tarafımda yani salata gibi. O kadar da rahatsızlık rapor vermiyorlar. Senin teşhisinde olmuyor. Doktorların teşhis koyması gerekiyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Doktorların %60 vermesi gerekiyor. Evet. Peki çok teşekkür ederiz Sema Hanım sorunuz için. Evet, Mehmet Gültepe, 2006 7 ay sigorta girişim var. 4224 gün prim günüm var. 1-10-97 doğumluyum. İltihaplı romatizma ve başka bir rahatsızlığım daha var. Mahalleden emekli olabilir miyim diyor o da. Hastaneye başvurup rapor alması lazım. Biz burada hastalıklara göre oran veremeyiz. Çünkü çok yanlış yere götürmüş oluruz. Tabii. O yüzden Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat, hastaneye sevk ve hastaneden gelecek rapora göre de %60'dan az mı çok mu ona bakacağız. Peki. Metin Bey soruyor. 99 Ekim'de memuriyete başladım. 96'da SSK girişim var. EYT'li sayılırsam ne zaman emekli olurum? EYT'li sayılır ama toplamda 25 yılı 9000 günün doldurmasına bir yıl var gibi görünüyor. 2024'te gibi görünüyor. 25 yılda varsa emekli olur EYT çıkınca. Peki Mersin'den bu kadar hızlı hareket ediyorum kusura bakmayın lütfen. Zamanlar herkes cevaplayalım diye. Mersin'den Özlem Hanım var efendim telefon attığında. Buyurun Özlem Hanım. İyi akşamlar diliyorum. Buyurun Özlem Hanım, seni dinliyoruz. İyi akşamlar. Ben işe girişim 98-12. ay. Tamam.
80 doğumluyum. EYT'li oluyorum sanırım. Doğrudur, evet. Ben EYT'liysem maaşıma bakmak istediğim zaman 5142 lira görünüyor. Tamam. 6387 prim günüm var. Tamam. Ortalama hani en düşük maaş 5500 oluyorsa E-Devlet'te neden 5142 lira görünüyor? Ben E-Devlet'te gerçek maaşın görünüyor. Emekli olursan 5500 alacaksın. Peki bu 5500'ü aşma durumu olmuyor mu? Normal günden olabilir. Fazla çünkü. Aa, bak şimdi Özlem Hanım değil mi? Özlem Hanım, Trakyalıların güzel bir lafı var. Emekli maaş için söylüyorum. Ne kağı ekmek, evet, o kağı köfte diyor. Siz prim öderken asgari ücretten göründüyseniz, düşük ücret görürseniz emekli maaş düşük çıkar. Prim, evet, öderken yüksek maaş gösterirseniz, mesela dün birisini emekli ettim, 13 bin lira emekli maaş çıktı. Evet. Yani ne kağı ekmek, o kağı köfte. Evet, prim, evet, yatan primlere bağlı. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ersoy Güneş demiş ki EYT çıktıktan sonra 99 sonrası anayasal hak eşitlik yasasına istinaden Anayasa Mahkemesi'ne gidebilir miyim? Gider de bir şey çıkmaz. Şundan çıkmaz, şöyle söylüyorum. 99'da da bu EYT ile ilgili yasa anayasa mahkemesi gitti Burçin. Yani bu eşitlik yasasına aykırı dediler, kademe aykırı dediler, dere geçerken at değiştirilmez dediler, her şey dediler. Anayasa Mahkemesi dedi ki... Hmm. Kazanılmış hak emeklilik için emekli olanlar için geçerlidir. Emekli olmamış ve emekli olmayı bekleyenler için bu hak beklenen haktır. Beklenen haklar konusunda meclis dilediği düzenlemeyi yapar dedi. Evet. Bu da evet, aynı şekilde. Peki, Mustafa Yılmaz sormuş. Bir kamu kurumunda işçi olarak çalışmaktayım. Tediyelerimiz bir sene ek olarak gözükmekte, diğer sene gözükmemekte. Bunun sebebi nedir? Bu durumun bir itiraz süresi veya mahkeme açma süresi kendi var mıdır? Kendi çalıştıkları kurumun durumu, kurum sosyal güvenlik kuruma bildirmemiş demek ki, onu bildirsinler. Peki. 4B basit usul vergi mükellefi olan bir kişi 4A SSK'lı olarak iş yerinde çalışabilir mi? Çalışırsa ne olur? Başka bir iş yerinde çalışabilir. Hiçbir şey olmaz. Bağkur devreden çıkar, SSK'lı olur. Kendi iş yeri değil, başka bir iş yerinden. Peki. Antalya'dan Cafer Bey telefon attığımızda hemen sorunuzu alalım Cafer Bey. İyi akşamlar Ali Bey. İyi akşamlar Cafer, seni dinliyoruz. Buyur. Abicim, ben hanımın için konuşuyorum. Tamam. Hanımın 1817 günü var. Cafer, hanımın doğum tarihi ne? Hanımın doğum tarihi 1964. Ne zaman SSK'lı oldu veya Bağkurlu? 2012'de. İlk defa Bağkurlu mu oldu, SSK mı? SSK. 65 yaş. Engelli lafı var bunun, %90. %90 mı? O zaman 15 yıl 3600 gün. Abi %90 ile ben işte 1800 günden sigortaya gittim. O şöyle söyleyeyim sana Cafer o zaman. Araban hasarlı olsa hasarlı arabayı sigorta kurumu kasko yapar mı? Hayır hayır. Tamam. O yüzden sigorta olmadan önce bu rahatsızlığı var olduğu için mağlulen emeklilik hakkı yok. Ancak özürlü emeklisi olabilir. Önce sigortalı olduğunda sağlam olacak. Sonra rahatsız olursa o zaman mağlulen emekli olur. Evet, çok teşekkür ediyoruz size de. Eren Akay, Burçin Hanım demiş 99'daki yasa Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilip Mayıs 2022'de yasalaştı. Yasal olarak EYT bu tarih olması gerekmez mi diyor. Yok ama 99'daki yasanın birinci bendini iptal etmedi Anayasa Mahkemesi. İkinci ve üçüncü bendini iptal etti. Kademelerden bir kısmını iptal etti. Evet. O yüzden EYT için baz 8 Eylül 99. Hayatımda yaptığım en hızlı yayınlardan biri bu. Seninle bütün yayınlarımız böyle oluyor ama herkes cevaplamaya çalışıyoruz. İnşallah tamam, elimizden şey geldiğince. Lütfen kusuruma bakma. Estağfurullah. Kalite ve kantite diye bir şey var. Sen kurs veriyorsun, orada söyleyeyim. Evet. Kalitenin anlamı şu. Aynı anda çok kişiye değil, bir kişi bile olsa tam cevap ver. Tabii. O çok çok önemli. Tuncay Bey telefon attığımızda hemen ona dönelim. Tuncay Bey hoş geldiniz. Buyurun efendim. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi Tuncay, seni dinliyoruz. Buyurun. Tuncay, seni dinliyoruz. Ben 94 sigorta girişim var. 1990 mı? 94. 94, evet. Ancak uzun yıllar Bağkur yatırdım. Son 3,5 yıldır sigorta ödüyorum. Sigortada mı avantajlı, Bağkur'dan emekli olmak mı avantajlı? SSK'dan emekli olmak daha avantajlı. Onu da şunu şey söylüyorum Tuncay. 2008'e kadar Bağkur'da basamak vardı. 1'den evet. 24'e kadar. Bu evet. İntibakta da 12. basamağı veriyorlar. 12. basamak da asgari ücretten düşüktür. O yüzden evet. 2008'den önce SSK günlerin yüksekse Bağkur daha düşük maaş verir, SSK daha yüksek verir. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben,
Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Serdar Barol efendim. Ankara'dan yazıyorum. 94-2017 Türkmenistan'da çalıştım. SGK girişim 2003 ve 2640 gün 4A primim var. 2400 gün yurt dışı borçlanma yapacağım. SGK'lı yapacağım. SGK'lı olur muyum diyor. Yurt dışı borçlanması Bağkur'a sayılıyor. SGK'ya, ya SSK'ya, 4A'ya yurt dışı borçlanması yapmak şu anda yasak. Demin söylemiştim. Gurbetçilerimizin bu konuda meclisten yeni bir yasa çıkartıp gurbetçilere daha çok para verdirip daha az emekli aylığı çıkartan 2010'da çıkarttıkları yasayı değiştirmeleri gerekiyor. Gurbetçilerimizin yurt dışı borçlaması SSK'ya da sayılmalı, emekli sandığına da sayılmalı, sadece Bağkur'a sayılmamalı. Buradan da bu çağrıyı yapmakta evet. fayda var. Serap Hanım sormuş. Bipolar hastalığa sahip abim 61 doğumlu. Babasından emekli sandığı maaşı bağlandı ölüm aylığı. Daha sonra annesinin SSK maaşı bağlandı. Belli bir süre sonra emekli sandığından bağlanan maaş SSK maaşı var diye kesildi. Bu doğru bir işlem miydi diyor. Doğruydu bu şöyle, bence. Emekli sandığından babasından aylık alması için iki şart vardı. Mağlul ve muhtaç. Evet. Mağlul evet. Bipolar bozukluğu var mağlul. Evet. Muhtaç olması için de net asgari ücretten daha az gelir olması lazım. Anneden bağlanan maaş demek ki asgari ücretten çok. O yüzden çok daha fazla muhtaç değil. Değil, sayılmıyor. Peki Iğdır'dan bir telefonumuz var. İsim alamadım son anda. Mehmet Bey. Buyurun efendim. Mehmet dinliyoruz. Baycar efendim. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Mehmet Bey seni dinliyoruz kardeşim, hadi. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Ben, benim sigorta girişim 1987. Çok güzel. Efendim 210 günüm var. Evet. Ama ben 15 yıllık da esnafım, Bağkur ödedim. Bağkur ödedin. Hangi yıllar ödedin Bağkur'a? 15 yıl efendim 95 girişimdi Bağkur'da. Tamam. Doğum tarihin ne Mehmet? Yaşın kaç? Efendim 2-2-1972 yani 51 yaşına girdim. 51 yaşına girdin. Tamam. Eğer bu durumdaysan sen Bağkur'dan 58 yaşında emekli olma hakkına sahipsin şu an için. EYT çıkarsa, EYT'de Bağkur'a 15 yıl için 50 yaş, 55 yaş gelirse 55'te emekli olacaksın. Evet, teşekkür ederim. Evet, anlatabildim mi? Hat düşmüş olabilir. Evet. Evet, 7200 gün primde maaş var mı denilmiş? Nasıl bir soru? Maaş fark eder mi demek istemiştir. Bazıları diyor ki 7200 doldurur öyle emekli oluyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Şu günü doldurur öyle emekli diye bir şey yok. Emeklilik için gereken prim ödeme gün sayısı dolduysa emekli olur. Yok 9000 günü doldur, yok 7200 günü doldur diye bir şey yok. Öyle bir şey de emekli maaşı artar diye bir şey yok. Evet. 1975 doğumlu Başak Hanım, pardon Yeliz Hanım'mış. 28.08.92 girişliyim. 2043 prim günü ödedim. Çalışırken doğum yaptım. Ben 3600'den emekli olabilir miyim diyor. Olabilir tabii. Şu andaki kanunlara göre Yeliz Hanım 58 yaşında 3600 günde emekli olabilir. EYT çıkarsa bu yaş 50'ye düşme ihtimali yüksek. EYT kanunu bekleyelim ama bu arada varsa doğum borçlaması yapıp bu 2043 günü 3600 güne tamamlamaya çalışalım. Hemen Ayşe Hanım'a alo diyoruz. İstanbul'dan hoş geldiniz. Buyurun. Alo. Buyurun efendim. Ayşe Hanım seni dinliyoruz. Alo. Ayşe Hanım seni dinliyoruz. Merhaba hocam. Merhaba. Ben 90'lıyım. Ayşe Hanım bir şey anlamadım. Lütfen tekrar eder misin? 2000. Alo. Dinliyorum Ayşe Hanım. Benim girişim 5 ayın 1'i 1999. Tamam. Hangi ay? 5. ayın 1'i. Tamam, çok güzel. 2111 günde şeyim var, sigortalı günüm var. Tamam. Benim 3 tane çocuğum var ama bir tane kızım da şey, ile. Ben tamam. Ben 2 yıl annelerde eski şey yıpranma payı var. Var. O yıpranma payını nasıl yararlanabiliyorum? Prim ödersen gerek çalışarak gerek isteğe bağlı primin 1/4 oranında özürlü çocuk sebebiyle artar. Adı bir hizmet zammıdır. Evet. Artı gelen gün kadar da emeklilik yaşından düşme hakkın var. Peki. Şimdi o zaman ben nasıl emekli olabiliyorum? Ama tamam, özürlü çocuğun olduğunu Sosyal Güvenlik Kurumu biliyor mu? Gittin işlettin mi orayı? Evet. Tamam. Biliyor. Çözüyor raporlu. O raporu tarihinden sonra kaç gün çalıştın o özürlü çocukla beraber? Vallahi onu hatırlamıyorum hocam. Peki. Ayşe Hanım, özürlü çocuğunla beraber çalıştığın sürenin 1/4 kadar ilave gün gelecek. Gelen ilave gün kadar da yaştan düşecek.
Evet Ayşen, tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Son telefonu alıyorum Ali'cim. Tamam. Alo. Evet şu anda evet sanırım düştü telefon. Soruları görüyorsun çok fazla. Sende de maşallah bir el alışkanlığı, anında bir hesaplama durumu var. Evet. Kanser hastaları için bir konuda uyarı yapmıştın. Tam o sırada kulağıma ses geldiği için rejiden ayrılmadım. Kanser teşhisi konunca emekli diyorlar. %60'ı bağlı olmadan mahalleden emekli diyorlar. 2 yıl süre maaş veriyorlar. 2 yılın sonunda rapor bekliyorlar. Raporda iyileşebilir, tedavisi devam etsin gibi bir şey 18 ay daha doğrusu ederse. Anladım. Rapora bakıyorlar bu sefer de. Tamam. Peki hemen Ayvalık'a bağlanıyoruz. Alo Hüseyin Bey, alo. Merhaba. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim, buyurun. Hüseyin, seni dinliyoruz. Ben Ali Bey'e bir şeyler sormak istiyorum. Dinliyoruz 1965 Hüseyin. 1965 doğumluyum. 1991 yılından beri Bağkurluyum. 6.340 gün Bağkur ödemişliğim vardır. Bir dakika o zaman. 91'den beri Bağkurluysan 6.340 değil, daha fazla olmalı. Arada silinen süreler mi var? Emekli olabilir miyim? Ama arada silinen süreler mi var Hüseyin? 91'den evet, beri evet. Bağkurluyum diyorsun. Bu evet. Süre yaklaşık olarak 30 yıl yapar. Ama sen 6.340 günün var diyorsun. Silinen süre mi var? Evet. O silinen süreleri canlandırırsan olur. Aksi halde 6.340 günle şu anki yasalara göre 58 yaşında emekli olabilirsin. Tamam. Yani şu anda 3 aylık bir sürem kaldı 4 aylık bir emekli olmama. Olur, ne güzel. Ama EYT çıkarsa 55'e düşecek. Tamam efendim. Çok teşekkür ederim. Biz Ali çok teşekkür ederiz efendim ve programımızın da sonuna geldik. Koçum, buradan da soru olmuş ama artık onlar bana ait. Bir dahaki programa diyelim. Tabii ki bir daha yapacağız program seninle. Çok çok teşekkür ediyoruz verdiğin güzel bilgiler için. Elimizden geldiği kadar sormaya çalıştık ama yüzlerce değil binlerce çeşitli soru geldi. Katmanlar yapıyorsun, gördün. Örgütlenin, birleşin. Ve kafa yorum haklarınızı evet. Konusunda. Tabii ki kanuni çerçeve içerisinde örgütlenip haklarınızı savunun.